Merhabalar, 4. sınıf matematik dersi 2. dönem 1. yazılıya hazırlık 2. videoyla yine birlikteyiz. Kanalımda tüm matematik konularını dinleyebilirsiniz. Sorularla başlayalım. Aşağıdaki kesirlerin okuluşlarını yazalım. Arkadaşlar burada kesir 2, 2 bölü 4 şeklinde veya 4'te 2 şeklinde de yazılabilir. 6 bölü 3, 3 veya 3'te 6 şeklinde yazılabilir. 3 tam 1 bölü 5 yazılabilir. 5 veya 3 tam 5'te 1 şeklinde de yazılabilir. İkinci soruyla devam edelim. Aşağıdaki uçlarını yazalım. 3 bölü 5 bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. 2'de 6 ise 2'de 6'yı bu şekilde yazıyoruz. 4 tam 3'te 1, 4 tam 3'te 1'i de bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Sayı doğrusunda gösterilen kesri gösterelim arkadaşlar. Arkadaşlar kaça bölünmüş? 5'e bölünmüş. Biz de 5'e bölüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5'e böldük. Kaçı? 1, 2, 3. Yani 3 bölü 5 burasıdır arkadaşlar. Burası 1 bölü 5. Burası 2 bölü 5. Burası 3 bölü 5. Burası 4 bölü 5. Burası 5 bölü 5 de zaten 1'dir arkadaşlar. Devam edelim. Aşağıda verilen sayı doğrusunda boş bırakılan gösterilen kesirleri yazalım diyor. Arkadaşlar bir tam kaça bölünmüş? 1, 2, 3'e bölünmüş. Kaç alınmış? 1. 1 bölü 3. Burada arkadaşlar bir tam sonra 1, 2, 1 tam 2 bölü 3. Kaça bölünmüş? 1, 2, 3'e bölünmüş. Kaça? 2 almış. Veya biz bunu arkadaşlar 5 bölü 3 şeklinde de gösterebilirdik arkadaşlar. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5 bölü 3 şeklinde de gösterebilirdik. Şekilleri kesirlerle yazalım. Arkadaşlar dörde bölünmüş. Kaç tane taranmış? İki. Burada arkadaşlar kaça bölünmüş? Üçe. Kaça alınmış? Bir, iki, üç, dörde alınmış. Burada bir tam arkadaşlar. Bakın bir tam. Kaça bölünmüş? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekize bölünmüş. Kaça alınmış? Bir, iki, üç, dört, beşe alınmış. Çiğdem 72 sayfalık kitabın 3'te 2'sini okudu. Kaç sayfa kitap okumuştur? Arkadaşlar ne yapıyorduk? 72'yi 3'e bölüyorduk. 2 kere 3, 6, 1, 2 aşağıya iner. 12'de 3, 4 kere var. 4 kere 3, 12. Sonra kaçla çarpıyorduk? 2 ile çarpıyorduk. 2 kere 4, 8. 2 kere 2, 4, 48. Şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Kaç sayfaymış? 72 sayfaymış. Kaça bölünmüş? 3'e bölünmüş. 72 sayfayı 3'e böldüğümüzde her biri nedir? 24, 24, 24'tür. Kaçını okudu? İkisini okudu. İkisi kaçtır? 48'dir. Bu şekilde de yapabiliriz. 8. soruyla devam edelim. Bir köylü pazara 85 yumurta getirdi. Yumurta alalım. 3 bölü 5'ini sattı. Satmadığı yumurta kaç kaldı? Arkadaşlar hemen Kaça bölünmüş? 5'e 1, 2, 3, 4, 5'e bölünmüş. Kaçını satmış? 1, 2, 3'ünü satmış. Burası ne? Kalan. Bize neyi soruyor? Kalanı soruyor. Şimdi 85'i kaça bölmüşüz? 5'e bölmüşüz. Hemen biz de bölelim. 8'de 5, bir kere var. Bir kere 5, 5, 3. 35'te 7 kere var. 7 kere 5, 35, 0, 0. Yani her bir bölümü 17, 17, 17, 17, 17. Kaçı kalmıştı? 2 tanesi kalmıştı. Yani 17 çarpı 2 o da eşittir. Ne olur arkadaşlar? 2 kere 7, 14'ün 4'ü elde var. 1, kere 1, 2, 1 daha 3. 34 tane kal kalmıştır arkadaşlar. Bir bahçıvan bahçedeki ağaçların önce 8'de ikisini ikinci gün ise 8'de 4'ünü budamıştır. Geriye kaçı kalmıştır? Arkadaşlar kaçını budamış? 1. birinci gün 2 bölü 8'ini artı ikinci gün 4 bölü 8'ini topladığımızda kaç olur? 6 bölü 8. Tamamı kaçtır arkadaşlar? 8 bölü 8'dir. 8 bölü 8'den 6 bölü 8'i çıkarırsak. Çıkarma işlemi nasıl yapıyorduk? Paylar çıkarılır paya yazılır. 8'den 6 çıktı 2. Paydanın bir tanesi yazılır. 2 bölü 8'i geriye kalmıştır. Aşağıdaki boşluklara uygun değerleri yazalım. 4 hafta 28 gündür arkadaşlar. 4 kere 7 28. Çünkü bir hafta 2 yıl 1 yıl 12 ay ise 2 yıl 24 aydır arkadaşlar. 21 gün 7'ye bölersek 3 haftadır. 90 gün 3 aydır arkadaşlar. 30 gün 1 ay ise 90'ı 30'a bölersek 3 ay. 1 yıl 52 haftadır arkadaşlar. 1 mevsim 3 aydır arkadaşlar. Çünkü 4 mevsim var. 12'yi 4'e bölersek 3. Aşağıdaki boşluklara uygun değerleri yazalım. 2 saat, 1 saat 60 dakika, 2 saat 120 dakikadır arkadaşlar. 180'i 60'a bölersek çünkü 1 saat 60 dakikaydı. 3 defa var yani 3 saat çıkar. 1 saat 40 dakika kaç dakika? 1 saat 60 dakika artı 40 dakikada ne eder arkadaşlar? 100 dakika. 100 dakika kaç saat kaç dakika eder? Arkadaşlar 60 dakika 1 saatte kalanı kaç olur? 40 dakika kalır. Yani 1 saat 40 dakikadır arkadaşlar. Yüzden 60 çıkarırsak 40 kalır. Bir gün kaç saattir? 24 saattir. 3 dakika kaç saniyedir? Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? 1 dakika 60 saniye. 60 çarpı 3 ne yapar? 180 saniye yapar arkadaşlar. Miray saat 20.35'te kitap okumaya başladı. 1 saat 15 dakika kitap okuduğuna göre saat kaç olmuştur diyor arkadaşlar. Ne yapıyoruz? 20.35'te başlamış. 1 saat 15 dakikada okumuş. Ne yapıyorduk? Topluyorduk. Burada toplama yaparken dakikaları dakikanın altına, saatin saati altına yazmayı unutmuyoruz. 5 5 daha 10 10'un sıfırı elde var. 1 3 bir daha 4 bir daha 5 Arkadaşlar 1, 2, 21, 50 olmuştur. Verilen işlemleri yapalım arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Paydalar eşitse paylar toplanır, paya yazılırdı. Yani 15, 4 daha 19, 9 daha 28 arkadaşlar. Paydanın bir tanesini yazıyorduk. 14. Bakıyoruz arkadaşlar paydalar eşitse paylar çıkarılır, paya yazılır. 31'den 14'ü çıkaralım şurada. 11'den 4 çıktı, 7 kalır. Burada 2 kalmıştı. 2'den 1 çıktı, 1 kalır arkadaşlar. 17 bölü 8 paydayı paydaya yazıyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki bir hayvanat bahçesinde bulunan bazı hayvanların grafiği verilmiştir. Soruları bu grafiğe göre yanıtlayalım sayısı en fazla olan hayvan hangisidir? Bakıyoruz arkadaşlar, sayısı en fazla olan tavşandır. Sayısı en az olan hayvan hangisidir? Bakıyoruz, en az olan tilki. Tavşan ve tilkilerin farkını bulalım. Arkadaşlar tavşan 30, tilki 5. 30'dan 5 çıkarırsak 25 kalır. Maymunu ve tavşanların toplamı. Arkadaşlar maymuna bakıyoruz 15. Tavşana bakıyoruz 30. 30 15 tane yapar 45. Hayvanat bahçesinde bulunan hayvanların toplam sayısı kaçtır? Arkadaşlar sırasıyla yazalım. 15 maymun var. 10 zürafa var. Artı 25 fil var. Artı 30 tavşan var. Artı 5 de tilki var ne eder arkadaşlar? 15, 10 daha 25, 25 daha 50, 30 daha 80, 5 daha 85 tane hayvan varmış. Kaç eş küpten oluştuklarını altlarına yazalım. Arkadaşlar küpleri şu şekilde sayıyoruz. Mesela bu sütunda 1, 2, 3 tane var. Bunda yalnız bir tane var. Dördüncü, 5, 6 bir de arkada var. 7 bir daha bu. 8 burada 8 tane var arkadaşlar. Buraya bakalım. 1 2 3 4 5 bir de altında var. 6 7 8 9 10 tane var arkadaşlar burada. Burayı sayıyoruz. 1 2 3 4 5 bir de altında var. 6 7 8 9 tane var arkadaşlar. Verilen kesirleri büyükten küçüğe doğru sembol kullanarak sıralayalım. Arkadaşlar paylar eşitse paydası küçük olan en büyüktü. O halde arkadaşlar büyükten küçüğe dediği için en büyük ne olacak? 4 bölü 3 büyüktür. 4 bölü 4 büyüktür. 4 bölü 9 büyüktür. 4 bölü 11 olacak. Kesir 11. soru sayı doğrusu üzerinde belirtilen noktanın değerini kesir sayısı olarak yazalım. Arkadaşlar bakıyoruz 1 tam, 2 tam. Bakalım arkadaşlar kaça bölünmüş? 1 2 3 4 5 6'ya bölünmüş. Kaç alınmış? 1 2 3 4 2 tam 4/6 bölü altı şeklinde yazıyoruz. Fırıncı ürettiği 120 ekmeğin 6'da 4'ünü sattığında geriye satmadığı kaç ekmeği kalır? Arkadaşlar kaça ekmek kaça bölünmüş? 6'ya. 1 2 6'ya bölünmüş. Kaçını satmış? 4'ünü dördünü satmış. Geriye satmadığı ekmeği yani burayı soruyor bize. Hemen biz de bölelim arkadaşlar. 120'yi 6'ya bölersek 2 kere 6 12. Bu sıfırı buraya indiyoruz. Buraya yazıyoruz. 20. Her bir bölüm 20. 20. 20. 20. Burayı satmış. 20. 20. Burayı satmamış. Nere? Kaçı kaldı arkadaşlar? Yani 40 tanesini 20 artı 20 40 tanesini satmamıştır. Verilen bölme ve çarpma işlemlerini kısa yoldan yapalım. Arkadaşlar ne yapıyorduk? Çarpma işleminde yüzde çarpmada 34'ü yazıp yanına 2 sıfır ekliyorduk. Yine binle çarpmada sayıyı yazıyorduk 105 yanına 3 sıfır ekliyorduk. Yüze bölmede arkadaşlar iki tane sıfır siliyorduk. Yani 202. Ona bölmede bir tane sıfır siliyorduk. Yani cevap 500 olacaktır. Mistik Fendi YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.